Hello İngilizcen sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere gereksiz hiçbir gramer konusuna takılmadan İngilizcede yardım teklif etme veyahut da yapılan yardım teklifine nasıl karşılık verebileceğinizi anlatacağım. İlk olarak hi Do you need help? Merhaba, yardıma ihtiyacınız var mı? Cümlesiyle başlıyoruz ve hemen arkasından Would you like me to help you? Yani benden size yardımcı olmamı ister misiniz? Bakın, help you italic. Çünkü onun yerine would you like me to come with you? Sizinle gelmemi ister misiniz? Veya da would you like me to lend you? Yani size borç para vermemi ister misiniz diye çok cömert tekliflerde bulunabiliriz. Cevaben Thanks, that'd be great denildiğinde teşekkürler bu harika olurdu. As, long as you don't mind. Yani dert etmediğin sürece. As long as you don't mind. Şimdi kahramanımız sorunun ne olduğunu öğrenmek için What's the matter? diye sorarak sorun nedir, problem nedir diye soruyor. Karşıdan ise cevap My PC work. Benim bilgisayarım çalışmıyor şeklinde. E tabi hemen yardım teklifinde bulunuyor. Why don't I fix it for you? Neden onu senin için tamir etmiyorum. Why don't I kalıbı. Fix it italic neden? Çünkü onun yerine why don't I do it for you? Neden onu ben senin için yapmıyorum? Veya da why don't I prepare it for you? Neden ben senin için onu hazırlamıyorum diye farklı cümleler üretebiliriz. Thanks for offering. Diyerek teklif için teşekkür ederim. It would be wonderful if you don't mind. Dediğinde ise harika olurdu. It would be wonderful if you don't mind eğer dert etmezsen anlamında. Peki işler sarpa sardı. Yapamayacağımı anladım. O zaman ne söylüyorum? I think I can't fix it. Sanırım ben bunu tamir edemem. You need to take it to authorized service. Yani bunu authorized service, yetkili servise götürmen gerekli. You need to take it, götürmen gerekli. An authorized service, yetkili servise. I see. Dediğinde ise anlıyorum, anlamına ulaşıyoruz. I will come with you if you like. Diyerek yeni bir teklifte bulunuyor. I will come with you. Seninle geleceğim if you like. Eğer istersen. Karşıdan ise cevaben. I'd better go myself. Anlamı ise ben kendim gitsem daha iyi. I'd better. Daha iyi olur. Go myself. Kendim gitsem daha iyi olur anlamıyla. What if I drove you there? Diyerek seni oraya arabayla götürsem anlamına ulaşıyoruz ki burada I drove you past tense arabayla götürseydim o dığı di anlamını vermek için drive değil drove yazıyoruz. Arabayla sen oraya götürseydim, what if ne olurdu nasıl olurdu yani bir mahsur olur muydu gibi bir soru cevaben de Thanks I can manage myself diyerek bu cömert teklife bir o kadar vakur bir şekilde Teşekkür ederim. Ben kendim baş edebilirim şeklinde bir cevap geliyor. Şimdi hiçbir müdahalem olmadan yardım teklif etme ve yapılan teklife karşılık verme eğitimimizin tamamını baştan sona izliyor ve tamamlıyoruz. Hi, do you need help? Would you like me to help you? Thanks, that'd be great. As long as you don't mind. What's the matter? My PC doesn't work. Why don't I fix it for you? Thanks for offering. It would be wonderful if you don't mind. I think I can't fix it. You need to take it to authorized service. I see. I will come with you if you like. I'd better go myself. What if I drove you there? Thanks, I can manage myself.